Merhaba arkadaşlar. 18. sorumuza devam ediyoruz. Burada oranlarımızı vermiş zaten. Yani BD'nin burada 1 olduğunu. Bu arada K ve 3K gibi de söyleyebilirsiniz ama zaten oranlardan birbirlerini götürecekler için 1 ve 3 olarak adlandırabilirsiniz. AB'nin de yine 3 olduğunu, AC'nin de yine 2 olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında bu tarz sorularda sinüs teoremi uygulayabilmek için mesela şuraya teta dediğimizde birbirini tamamlayan açılardan dolayı şuraya 180 eksi teta demiş olacağım. Diğer kenarları boşuna varmaz yani. Sinüs teoreminden gideceğiz arkadaşlar bu soruda. O zaman şöyle yapıyorum. İlk önce şuradaki birinci üçgenimi kullanacağım. Yani ABD üçgenini kullanacağım. ABD üçgeninden gelen sinüs teoreminde. Bu arada sinüs, onu da dipnot olarak geçelim. 180 eksi teta biliyorsunuz ki tekrar sin teta eşit. Bu yüzden onu direkt sin teta olarak da yazabilirsiniz. İlk öncelikle oradan başlıyorum. 3 bölü sin teta diyorum. Daha sonrasında 1 bölü de sinüs alfa diyorum. Ve içler dışlar yaptığım zaman arkadaşlar sinüs teta'yı buradan 3 sin alfa olarak buluyorum. Diğer üçgende kullanacağız bunu. Şimdi diğer üçgene geçiyorum. Burada da ADC üçgeni mevcut. ADC üçgeninde de yine aynı şekilde teoremimi uyguladığımda 2 bölü sin teta gelecek. Ve diğer taraftan da 3 bölü sinüs beta gelecek. Buradan da içler dışlar yaptığımda arkadaşlar 3 sin teta 2 sin beta eşit olacak. Şimdi siz sinüs teta'nın yerine yukarıdaki ifadeyi biliyorsunuz yazabilirsiniz. 3 çarpı sinüs alfa yazabilirim. Çünkü ben sin alfa bölü sin beta arıyorum. O zaman buradan dağıttığım zaman 9 sin alfa eşittir 2 sin beta gelecek. Sinüs alfa bölü sinüs beta'ya ulaşmak için de her tarafı 2 sin beta'ya böl, pardon 9 sin beta'ya böldük. Buradan da arkadaşlar 2 bölü 9 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz.